E-Ticaret Sohbetleri'nde Ankara'dayız. Yanımızda Digital Exchange'den sevgili Emrah Pamuk var. Emrah hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir kalabalık vardı bugün. Evet, oldukça kalabalıktı. Yani pazarlama ile alakalı da bayağı bir konuştuk ettik. Şimdi, farklı sektörden de. Yani orada sordum, burada da sorayım. Videolar yükselişte. Yani Reels'ler, YouTube Shorts'lar, ne bileyim TikTok'lar. Burada bir şey yapmalı mı firmalar? Kesinlikle. Zaten hani mobil reklamcılık büyüyor. Mobilin de türevleri olan işte YouTube Shorts olsun, Instagram Reels olsun, TikTok videolar olsun. Burada kesinlikle olmalılar. Ama burada olurken de hep az önce de etkinlikte söyledim. Yani en baştan tüketici mi kazanmalıyım yoksa ürünü tüketiciye satmalı mıyım? En başta onun kararını çok iyi vermeliler. Çünkü öbür türlü ortada kalıyor. İş ortada kalınca da biraz şey gibi, kafası bozuk balık gibi aslında ne gideceğini bilemiyorlar. Aslında her şeyin başı strateji, planlama. Kesinlikle, bunları iyi konuşmak lazım. Kesinlikle. Çünkü herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama o planlamayı yapmazsak da işler, yani istedik abi fazla bütçesi olsun. Doğru. Değil mi? Yani o anlamda bu işe başlamadan önce bir strateji ve planlamayla mı girmesi lazım? Öyle, ben hatta biliyorsun hep şey diyorum, dijital varlık analizi. Hatta bizim de web sitemiz var, dijitalvarlıkanaliz.com diye. Orada da aslında diyoruz ki önce markanızın bir dijital varlıklarını bir anlayalım. Bunu şey gibi düşünün diyorum. Araç alırken ekspertiz değerine bakarsın, ev alırken ekspertiz değerine bakarsın. Aslında markanın da dijitaldeki ekspertiz değerine bakarsın. Sonradan da aynen abi, katılıyorum. Strateji lazım orada. Stratejiyi de böyle her pazarda mükerrer kullanmamak lazım. Pazarlardaki kitleye göre değişkenlik gösterebiliyor ama mutlaka bir plan yola çıkmakta fayda var. Son sorumda şu olsun. Black Friday başlıyor. Evet, yarın başlıyoruz. Kampanyalar çok yoğun mu bu dönemde? Çok, ne çok. Ya şöyle, e-ticarette şöyle bir tıkanıklık var Türkiye'de. Biliyorsun, seninle de hep sohbet ediyoruz. Türkiye'de artık e-ticaretçiler çok mutlu olamıyor. Evet, büyüyor, sepet artıyor ama maliyet yüksek. O yüzden yüksek. Globalde de çok ciddi rol almaya çalışıyorlar. Kampanyalar yarın başlıyor. Hepimize gazamız mübarek olsun. Bakalım ne olacak? Göreceğiz hep beraber. Şimdi yurt dışı deyince onu da sormak istiyorum. Yurt dışına açılmak isteyen, yurt dışına giden markalara da hizmet veriyorsunuz. Aynen aynen. Orada bayağı bir artış var galiba. Ya orada şimdi holiday'imiz var. Orada işte Christmas'ımız var. Orada da artışımız var. Orada bir de pazar çok büyük olduğu için ve gelir dengesi de Türkiye'ye göre daha farklı olduğu için marka doğru şekilde konumlanırsa katma değerini daha fazla alabiliyor. Biz bugün aslında hep e-ihracattan da çok konuştuk ama siz de zaten çoktan e-ihracata başlamışsınız. Elimizden geldiğince. İnşallah bu tip hizmetler ve şeyler artar. Çünkü gerçekten döviz kazandırmak çok çok değerli. Önemli. Ülkemizin de şu an en büyük gelir kalemlerinden bir tanesi e-ihracat. Dolayısıyla bunu doğru şekilde konumlamak gerekiyor. Bir de tabii ki buradaki Türk insanının ne kadar değerli olduğunu göstermek anlamında. Evet. Yani çok biz, know-how var, çok aynen, şey var. Aynen. Hatta herkes söyle işte Çin'den sonra en büyük ikinci üretici ülkeyiz diyorlar ama bunu doğru şekilde pazara yaymak lazım. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol.